Yıl 1908. Mustafa Kemal acil koduyla Selanik'ten İstanbul'a çağrılıyor. Peki neden? İkinci Meşrutiyet'in ilanı sonrası yapılan bir takım yenilik hareketlerini dahi kabullenmeyen gericiler, Libya'da ne hükümet tanıyor ne asker. Otorite kurmak isteyen devlet görevlisi ya İstanbul'a yollanıyor ya da hapse atılıyor. Bölgede tam bir Türk avı gerçekleştiriliyor. Buna çare arayan İttihat ve Terakki Cemiyeti acil koduyla toplanıyor ve Mustafa Kemal'i bölgeye yollamaya karar veriyor. O gün her şeyden habersiz toplantıya dahil olan 27 yaşındaki Mustafa Kemal, kararların yazılı olduğu tahtada "Mustafa Kemal Trablusgarp'a gidecektir" yazısını okuyor. O gece genel merkez toplantısına Hacı Adil Bey başkanlık yapıyordu. Hacı Adil Bey'e sordu: "Beyefendi, bu işten ne anladınız?" Hacı Adil Bey şöyle cevap verdi: "Bu sizden çok şeyler beklenildiğinin işareti, müjdesidir" dedi. Mustafa Kemal buna inanmıyordu. Bir daha sordu: "Bütün düşüncelerin bu samimi ve temiz manada olduğuna siz emin misiniz?" "Bunu bana sormayın. Siz daha iyi takdir edersiniz" yanıtı üzerine Mustafa Kemal ayağa kalktı ve "Öyleyse gideceğim" dedi. Daha sonra Mustafa Kemal'i durduran Hacı Adil Bey, "Paranız yoktur. Sizin için para ayrıldı" dedi. Mustafa Kemal, "Gitmeyi planlasaydım ben ayarlardım fakat şu an param yok" dedi. Adil Bey de "Ne kadar para istersiniz" diye sordu. Mustafa Kemal ilk defa böyle bir göreve çıkacağını belirtip "Size bırakıyorum" dedi. "1000 altın yeter mi" sorusuna "Bilmem fakat bence çok gelir" dedi. İkili paranın harcanmayan kısmını geri iade etmek koşuluyla anlaştılar. Yıllar sonra yazılan hatıratlarda bu acil gidişin bir anlamı da onun parti içi aykırı fikirleri sebebiyle gerçekleştiği yönündeydi. İstanbul'a gelen genç Mustafa derhal hazırlıklarını tamamlayıp isyanın merkezine doğru yola koyuldu. Gemiyle günler sonra Trablusgarp'a geldi. Kumsalda bir süre bekledi. Oldukça yorgundu. O esnada Trablusgarp sevkiyat memuru olan genç bir teğmen onu gördü ve evine davet etti. Bir gün sonra teğmene "Bana sakallı Hasan Bey'i çağırın" dedi. Hasan Bey onun 3 yıl önce görev yaptığı Şam'da arkadaş olduğu Kafkasyalı Hüseyin Bey'in kardeşiydi. Hasan Bey geldi. Ufak bir tanışmadan sonra Mustafa Kemal işe koyulmak için bölgeyi çok iyi bilen Hasan Bey'den bölge komutanı İbrahim Paşa ile kendisini görüştürmesini istedi. Bölge komutanı İbrahim Paşa'nın yanına giden Mustafa Kemal, isyanlara neden askerlerle müdahale etmediğini sordu. İbrahim Paşa, "Siyasetten anlamam, karışmam" tarzı cümleler kurdu. Mustafa Kemal bu cümleyi doğru buldu. Fakat "Bu meseleye el atmanız gerekirdi" dedi. Fakat konu üstüne çok da gitmedi. Bir süre sonra odadan ayrıldı. Resmi olarak ayrılan köşküne yerleşti. Kendisini kumsalda görüp evine davet eden teğmeni de yanına aldı. İbrahim Paşa da kardeşi Murat'ı Mustafa Kemal'in emrine vermişti. Artık 3 kişiydi. Şehirde geldiği duyulmuş, zaten iddiaçlara karşı olan Araplar derhal geri gitmesini istemişti. Ya da öncekiler gibi hapse atılmasını. Evet, şehre Mustafa Kemal'den önce gelenler de vardı. Fakat Mustafa Kemal'in bundan haberi yoktu. Şehirdeki durumu anlamak için herkesle görüşüyordu. Bu sırada bölgedeki polis müdürü bir şifreyle geldi. Bütün Trablusgarp şehri, kabile ve aşiretleri şehri batacaklar, Mustafa Kemal'i tutup ya öldürecekler yahut en hafifi onu bir yabancı vapura bindirip memleketten kovacaklar. Bunu Mustafa Kemal'le dinleyen İbrahim Paşa, "Tüm ordu emrinde, istediğini yapabilirsin" dedi. Mustafa Kemal sakince, "Paşa Hazretleri, teşekkür ederim. Ancak benim bu kuvvete ihtiyacım yoktur ve bugünkü çalışma zemini kuvvet kullanmak zemini değildir" dedi. "Yeter ki beni aydınlatınız. Ben yapacağımı bilirim." Polis müdürü Cemal bunun üzerine durumu anlattı. "Komutana bir şey yapmazlar ama sizin için aynı şeyi söyleyemem" dedi. Bunun üzerine Mustafa Kemal, "Senin başın da sıkıntıdadır. Sen de kendini muhafaza et" dedi. Polis müdürü Cemal, "Benim başıma bir şey gelmez. Bundan eminim" dedi. Mustafa Kemal, "O halde sen onların adamısın" dedi. Daha sonra komutan İbrahim Paşa'ya dönüp, "Neyse, bırakalım, öyle olsun" dedi. Ani bir kararla İbrahim Paşa'nın kardeşi Murat'la isyancıların bulunduğu bölgeye doğru yürüdü. Medresenin önüne geldiğinde önüne çıkan kişilere, "Beni yetkili birine götürün" dedi. Bir odayı gösterdiler. Mustafa Kemal içeri girdi. İçeride, "Siz ne yapıyorsunuz burada?" diyerek bağırdı. Karşısındaki kişiler meşrutiyetle görevden alınan Osmanlı memurlarıydı. Mustafa Kemal'in sert çıkışı sonrası onun bir orduyla geldiğini düşünen bu kişiler derhal konuşmaya başladı. "Meşrutiyetten sonra menfaatimiz sıfıra indi. Menfaat istiyoruz" dediler. Mustafa Kemal, "Ben az da olsa size menfaat sağlayacağım.
ama benim halka hitap etmemi sağlayacaksınız dedi ve anlaştılar. Cami ablosunda halkın karşısına çıkan Mustafa Kemal oldukça etkili bir konuşma yaptı. Kavgayı bırakalım birleşelim, yoksa yok oluruz dedi. Bu konuşması yabancı elçilik görevlileri tarafından da dinlenmekteydi. Bakınız İngiliz elçi nasıl bir rapor sunmuştu. 5 gün kadar önce Tripoli'de geniş bir dinleyici topluluğu karşısında partisinin ilke ve amaçlarını anlattı. Düşüncelerini etkili ve akıcı üslupla dile getiren bir konuşmacı. Geçen gün bana doğramıştı. Çok sakin ve az konuşan bir ruh hali içindeydi. Ben de daha sonra doğrulacağına inandığım enerjik ve kararlı mizaç sahibi bir kişi izlenimi bıraktı. Fransız konsolosluğu da ülkesine şu raporu vermişti. Muhtemelen Selanik İttihat ve Terakki Komitesi üyesi olan bir Türk subayı birkaç günden beri bu civarda olup bitenler ve kişiler hakkında soruşturma yapmaktadır. Kendisinin daha şimdiden birçok yüksek memur eşrafını anayasaya ve onun başlıca ilkelerine sadakat yemini yapmaya davet ettiğini, hürriyet ilkesi konusunda dindaşlarının menfi davranışlarıyla veya hiç değilse bazı tereddütleriyle karşılaştığını söyleyebilirim. Camide halka yaptığı konuşma bittikten sonra caminin şeyhi olan bitenden haberdar olup Mustafa Kemal'e sen kimsin, görevin ne diye sordu. Mustafa Kemal cebindeki görev belgesini gösterdi. Şeyh sen de onlardansın dedi ve daha önce aynı görevle gelen kişilerin belgelerini gösterip gülümsedi. Mustafa Kemal ani bir çıkışla alın benim belgeye ihtiyacım yok, belgemi yırtabilirsiniz, ben buraya belgeyle konuşmaya gelmedim dedi. Şeyh beklemediği bu çıkış üzerine Mustafa Kemal'le konuşmaya başladı. Aynı belgeye sahip 3 kişinin hapiste olduğunu öğrendi. Kendisi de cesur bir atılım yapmasaydı hapse girecekti. Uzun konuşmalar sonrası 3 kişiyi hapisten çıkarıp olaylara yatıştırdı. Burada mesele çözülmüştü. İlk defa bir görevli halkın ayağına gidip onlara yukarıdan bakmayıp durumu anlatmıştı. Olayların çıktığı yere gitmiş meseleyi çözmüştü. Şimdi ikinci görev yeri olan komşu şehre gitme vakti geldi. Asıl olayımız bu şehirde patlak verecekti. Onu oraya daha sonra milletvekili olacak Doktor Mustafa Şevket çağırmıştı. Mustafa Kemal şimdi Bingazi'deydi. Gelişine özel tören hazırlanmıştı. Oteline yerleşti. Bir süre sonra daha sonralarda Elazığ milletvekili olacak Bingazi polis memuru salonuna girip Şeyh Mansur Hazretleri teşrif ediyorlar dedi. Mustafa Kemal'le buluşmaya gelmiş izin dahi almamıştı. Kapıdan içeri girdiğinde herkes el pençe durdu. O, Bingazi şehrinin ve çevresinin kralı gibiydi. Bölgede ne asker, ne jandarma, ne memur tanıyordu. Hüküm ve nüfus Şeyh Mansur'un elindeydi. Mustafa Kemal daha önce Şeyh Mansur'un namını duymuştu. Şeyh içeri girdi. Mustafa Kemal ayağa kalkmadı ve herkesi şaşkınlık içinde bırakan şu cümleleri peş peşe sıraladı. Şeyh Mansur, sen hiç sıkılmaz mısın? Buradaki devlet teşkilatını kendi hüküm ve iradene boyun eğecek zannederek bir takım cüretkarlıklarda bulunuyorsun. Bu küstahlığın derecesini takdir etmiyor musun? Ben sana haddini bildireceğim. Şeyh derhal odayı terk etti. Bunun üzerine Mustafa Kemal şehrin yöneticisini davet etti. Beni nezaketen de olsa niye karşılamadın diye sordu. İnsanlarla konuşarak kimin yanında olduklarını anlıyor, ona göre planlar çiziyordu. Yönetici sizi ben davet etmedim, edenler de düşmanımdır dedi. Şeyh Mansur'un etkisinin altına girdiği belli olmuştu. Birkaç gün sonra Kurban Bayramı dolayısıyla bölge komutanı Albay Arif Bey'le bayramlaşmak için askerlerinizi görmek isterim dedi. Albay Arif tabii dedi. Mustafa Kemal bu davete seni ben davet etmedim diyen yöneticiyi de davet etti. Kurbanlar kesildi, bayramlaşmalar yapıldı. Mustafa Kemal bir adım daha ileriye atıp tüm kuvveti selamlamak isterim dedi. Albay Arif tekrardan tabii dedi. Fakat alay subayları homurdanmaya başladı. Buna hiç gerek yok dediler. Askerler komutanlarına itaat dahi etmiyordu. İşte durum Bingazi'de bu kadar vahimdi. Kim bilir belki de bu askerler şeyhten emir almışlardı. Mustafa Kemal durumu anladı ve şu konuşmayı yaptı. Arkadaşlar ben buraya sizi imtihan etmeye gelmedim. Siz lütfedip toplandınız ve bana askerlerinizin mükemmelliyetini göstermek nezaketinde bulundunuz. Ben bunu görürsem sizin için faydalı olur. Rica ederim, herkes kıtasının başına gitsin, ben sadece önünüzden geçip askeri kıtaları selamlayacağım. Başka maksadım yoktur. Bu ılımlı konuşma sonrası subaylar yerlerine gitti. Selamlamayı yaptı, daha sonra ilk itiraz eden subayları çağırdı. Arkadaşlar, sizi tebrik ederim. Dünyanın bir ucunda
Osmanlı İmparatorluğu'nun bu unutulmuş köşesinde ne büyük meşakkatle askerlik tatbik etmektesiniz. Ben İstanbul'da ve Makedonya'da sizden örnekle bahsedeceğim. Bu sözler havayı 180 derece değiştirmiş, subaylar neşelenmişti. Mustafa Kemal bir adım daha atıp size hoşlanacağınız kısa bir tatbikat yaptırmamı ister misiniz dedi. Askerler olumlu hava içinde derhal kabul etti. Mustafa Kemal'in planı tıkır tıkır işliyordu. Tatbikat başladı. Bingazi yönünde düşman sağ taraftan sarılacaktı. Düşman tam sarılmıştı ki bu sefer askerlere batıda başka bir düşman var dedi. Kuvvetlerin bir kısmını batıya yolladı. Daha sonra son olarak bu iki kuvvetten ayrı bir kuvvet de karşıya yollandı. Askerler seri ve çabuk davranmıştı. Fakat o da ne? Askerlere yukarıdan bakılırsa askerler bir evi çevrelemiş gözüküyordu. Bu ev Şeyh Mansur'un eviydi. Askerlerin birçoğunun dahi haberi olmadan Şeyh Mansur'a operasyon yapılmıştı. Evden beyaz bayraklı bir görevli çıktı, teslim diye bağırdı. Mustafa Kemal, kabul, bu akşam benimle görüşmeye gelsin dedi. Şeyh akşamına geldi. Uzun uzun konuştular. Mustafa Kemal yeniliklerin zararlı olmadığını anlattı. Şeyh, Kur'an üzerine yemin edin, halifeye bir şey olmayacak dedi. Mustafa Kemal kitabı aldı, Kur'an'ı öperek, namusum üzerine yemin ederim ki halife denilen adama bu kitabın haricinde hiçbir fenalık yapmayacağım dedi. Nihayetinde anlaşma yapıldı ve hürriyet kanunları bölgede hakim oldu. Asker, polis, belediye artık güç sahibiydi. Gücü kırılan bir kişi vardı. Şeyh Mansur. Mustafa Kemal Selanik'e başarmış bir şekilde geri döndü. 3 yıl sonra bölgeye yine gidecek, oluşturduğu gönül bağı sayesinde binlerce gönüllü toplayıp İtalyanlara karşı sokak sokak savaşacaktı. Bu yıllar bir liderin doğuşuna tanıklık etmekteydi. Bazen çölde, bazen salonda, bazen cephede, bazen de bir kitap başında. O adam hayatını o gün Libya çöllerinde olduğu gibi her zaman vatanının kurtuluşu uğruna adadı. Var olsun Mustafa Kemal. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kalın sağlıcakla.